be strong. Merhaba arkadaşlar. Genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu testimizde 5. sınıf kesirler konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. Sorular ağırlıklı olarak denk kesirler üzerine olacak. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzda 1 bölü 2 kesri ile aşağıdaki kesirlerden hangisi denk değildir deniyor. Ya 1 bölü 2 kesrini genişletip bunları bulmaya çalışacağız ya da şıklardaki verilen kesirleri sadeleştirip 1 bölü 2 gelip gelmediğine bakacağız. Burada ikisini de 3'e bölsem, yani 3 ile sadeleştirirsem 1 bölü 2 geliyor. O zaman A şıkkı denkmiş. Onda zaten sıfırlar gitti. İkisini 10'a bölsem yine 1 bölü 2 geliyor. 15 bölü 30'da da 15 ile sadeleştirdiğimiz takdirde 1 bölü 2 gelecek yarısı. Ama C şıkkı denk gelmiyor. Zaten sadeleşmiyor da. Burayı 8 ile genişletsek 8 bölü 16 gelecek. 7 bölü 16'ya denk değil. Geçtik ikinci sorumuza. 12 bölü 15 kesrin 6 ile genişletilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Genişletiyorsak hem payı hem paydayı aynı sayıyla çarpmamız lazım. Burada 6 ile çarpmamız istenmiş. 12 kere 6 72. 15 kere 6 90. O zaman 72 bölü 90, yani C şıkkı geliyor. 48 bölü 40 kesrinin 8 ile sadeleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? 48 bölü 40'ı 8 ile sadeleştiriyorsam hem payı hem paydayı 8'e böleceğim. Burayı 8'e bölüyorum, burayı da 8'e bölüyorum. 48'i 8'e bölersek ne gelir? 6 gelir. 40'ı 8'e bölersek 5 gelir. Cevap 6 bölü 5. Dördüncü soru. 75 bölü 50 kesrinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? 75 bölü 50. Burada biz sadeleştirme yapacağız. Direkt göremiyorsak en büyük sayıya bölmeyi. 5'e böldük. 10. 5'e böldük. 15. Bir daha baktım, ikisi de 5'e bölünüyor. 5'e böldüm. 2. 5'e böldüm. 3 diye yapabiliriz. Pay 3. Payda 2. Yani 3 bölü 2. Diğer bir tabirle 2 ile 3 diye okuyacağımız cevap geliyor. Yanda modellenen kesre denk olan kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman biz kesrimizi buluruz. Sonra şıkları deneyeceğiz. Olabilir sorusunda çünkü bir sürü cevap olabilir. O yüzden net bir cevap bulamıyoruz. Burada 4 parçamız var. 4 parçadan 3'ü boyanmış. O zaman 3 bölü 4. Buradakileri sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 çıkan olursa doğru cevap olacak. Hemen bakıyorum. 6 bölü 4. 2 ile sadeleştirsem 6'yı 2'ye böldüm. 3. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 3 bölü 2. 3 bölü 4. O zaman A şıkkı elendi. 15 bölü 20. Son rakam 0,5. 5'e bölünüyor. O zaman 15'i 5'e bölersem 3. 20'yi 5'e bölersem 4. Geldi mi? Geldi. O zaman 15 bölü 20, 3 bölü 4'e denk bir kesirmiş. Genişlettiğimizde ya da sadeleştirdiğimizde aynı çıkan kesirler denk kesir olacak. Aşağıda verilen modellemelerdeki kesirlerden hangisi diğerleriyle denk değildir? Evet, tek tek buluyoruz. Burada kaç tane kutu var? Bakıyorum, 8 parçaya bölünmüş. 8 parçadan 6 tanesi boyanmış. Buraya geldik. 2 parçadan 1 tanesi boyanmış. Buraya geldik. 4 parçadan 2 tanesi boyanmış. Buraya geldik. 8 parçadan 4 tanesi boyanmış. Modellenen kesirleri buldum. Bunları şimdi sadeleştirebiliriz. 2'ye böldüm. 3 bölü 4. 2 bölü 4'ü 2'ye böldüm. 1 bölü 2. 4 bölü 8'de 4 ile sadeleşir. O da 1 bölü 2 geldi. Hangisi denk değil? A şıkkı. 7. soruya geçelim. 6 bölü 8 denktir 36 bölü kaça? Burada denk kesirse şayet 6'yı 36 nasıl yaparım? Buradaki kesimizi 6 ile genişleterek. Üst tarafı 6 ile çarptım 36 ise. Alt tarafı, yani paydamızı da 6 ile çarparım. 6 kere 8'den 48. Soru işaretli kısım 48 gelecektir. Hemen 8. sorumuza geçelim.
Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır? Bakıyoruz burada. Burada denk olduğu söylenmiş. O zaman genişlettiğimizde aynısı gelmesi lazım. Ben 8'i 6 ile çarparsam 48 olur. Paydalar eşit oluyor. O zaman 6 kere 3 18. O da doğru. Demek ki 3 bölü 8'in 6 ile genişletilmiş halini vermiş. Doğru. Burada yine küçük olandan gidelim. Burayı ben 5 ile genişletirsem 5 kere 5'ten 25 gelir. 5 kere 4 de 20. Bu da doğru. Sadeleştirerek de aynı sonuca ulaşabiliyoruz. Mesela burada da ters yöntem yapalım. Büyükten küçüğe gitmeye çalışalım. 2'ye böldüm. 7. 22 2'ye böldüm 11. 7 bölü 11. 7 bölü 11. Bu da doğru. Denk. Buraya bakıyoruz. 45 bölü 24. Ya burayı sadeleştirerek gideriz ya da 5 bölü 3'ü genişleterek gideriz. Genişletmek daha kolay bence. 3'ü 8 ile çarparsam 24 oluyor. O zaman 8 ile genişletirim 5 bölü 3'ü. Ne olacak? 3 ile çarptığımızda payda 24, pay 8 kere 5'ten 40 geliyor ama burada 45 verdiği için bu yanlış. Kaç tanesi yanlış diyor? Bir tanesi yanlış çıkacak. Aşağıda verilen kesir çiftlerinden hangisi denk değildir demiş. Denk değildir diyorsa ya genişletirim ya sadeleştirim, eşitlemeye çalışırım. O zaman 12'yi 4'e bölsem 3 gelir. 20'yi 4'e bölsem 5 gelir. Yani 4 ile sadeleştirdik. 3 bölü 5, 3 bölü 5 o zaman denk. Burada mesela bunu 9 ile genişletelim. 9 kere 1, 9. 9 kere 3, 27. O zaman bu da denk. Burada 15 ve 5 buluşturuyoruz. Yani 5'i 3 ile çarparsam 15 olur. Genişlettiğimizde 15. 3 kere 2 de 6. 6 bölü 15, 6 bölü 15. Bu da doğru geldi. O zaman hangisi denk değildir? D şıkkının denk olmayacağını göreceğiz. Yine onu da sadeleştirelim. 10'u 2'ye böldük 5. 8'i 2'ye böldük 4. 5 bölü 4 ile 5 bölü 6. Doğru cevabımız D şıkkı çıkacak. Geçtik 10. sorumuza. 5 ile sadeleştirildiğinde 3 bölü 8 elde edilen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Tek tek şıkları denemektense sadeleştirmenin tersi genişletmeyi yapıyorum. 5 ile genişletirim. 8 kere 5 40. 5 kere 3 15. Doğru cevap 15 bölü 40 gelecek. 11. sorumuz. Denk kesirlerine göre kare ve üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şimdi burada bakalım. Kare bölü üçgen olacak. Şuna bakarsak 6 bölü 12. Ben bunu sadeleştirsem 6'ya bölsem 6, 6'ya bölsem 10. 6 bölü 10, 6 bölü 12. Bir defa aynı olmadığını buradan kanıtladık. A şıkkı gitti. Tabii ben bunu bir kere daha sadeleştirdim. Yine 2'ye böleyim. 3 bölü 5. Yani 3 bölü 5 çıkması lazım en sade halinin. Aynı şeyi burada yapalım. 9 bölü 15. 3 ile sadeleştirsem 3 bölü 5. Direkt geldi. B şıkkıymış demek ki. Doğru cevabımız. 12. soruya geçelim. 4'ten 5 bölü 13 ile üçgen bölü 3 kesirleri denk olduğuna göre üçgen kaçtır diyor. Burayı tam sayılı kese çevirmemiz lazım. Tam sayılı kese birleşik kese çevirmemiz lazım ama buradaki 5 bölü 15'in sadeleştiğini gördüm. 5'e böldüm. 1 ile 3 geliyor. Yani 4'ten 1 bölü 3'müş benim tam sayılı kesim. Birleşik kese çevireyim. 4 kere 3 12. 12 artı 1. 13 çarpıyorduk, sonra topluyorduk. Payda aynı kalıyordu. Bu denkmiş üçgen bölü 3'e. Üçler aynıysa paydalar, paylar da aynı olacak. Üçgeni 13 bulabiliriz. Tabi burada hiç sadeleştirmeyip bileşik kesir çevirdikten sonra da sadeleştirip bulabiliriz ama sayılar büyüyeceği için pratik yol ilk başta sadeleştirmek. Aşağıdakilerden hangisi 4 bölü 9 kesinin genişletilmiş hali olamaz? O zaman bunları sadeleştiririm. 4 bölü 9 olanlar var 3 tane. Bir tanesi olamıyor. 12 bölü 27 sadeleştirdim. Burada 3'e bölsem 4. 3'e bölsem 9 gelir. Olabilir. Burada 2'ye bölsem 4. 2'ye bölsem 9 gelir. Bu da olabilir. Sıfırları attım. 2 bölü 4. 1 bölü 2 sadeleştirdim. Demek ki C şıkkı olamıyor. Buraya da bakalım. 7'ye bölsem 4. 63 bölü 7'den 9. Yine 4 bölü 9 geleceğini görüyoruz.
14. sorumuza bakalım. 14. soruda 3 bölü 5, 6 bölü üçgene denk diyor. Kare bölü 15'e denk diyor. O zaman üçgenle kareyi bulup toplamamız lazım. Bakıyorum 3'ten 6'ya kaç katı? 2 katı. Yani ben burayı 2 ile genişletirsem 6 bölü 10 gelecek. Ama bir sonraki kısım içinde, yani şu 3 bölü 5 eşittir ya da denktir diyelim. Kare bölü 15 diye de yazabiliriz. Ortadaki kısmı sildim gibi düşün. O zaman bu sefer de 3 ile genişletmem gerekir. 3 ile genişlettiğim vakit kare ne gelecek? 3 kere 3 9. 9 bölü 15. Demek ki kare de 9. Geldik buraya. Üçgen 10. Kare 9. Toplarsak 19 gelecek. 15. sorumuz. Ahmet 40 cevizin 15 tanesini yemiştir. Buna göre Ahmet'in tüm cevizlerinin kaçta kaçını yediğini gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olabilir? Bakıyoruz. 40 cevizin 15 tanesini yemiş. Kaçta kaçını yemiş? 40 tane de cevizden 15 tanesini yemiş. Sadeleştiriyorum. 5'e bölsem 3, 5'e bölsem 8. Yani 5 ile sadeleştirdim. O zaman hangisi olabilir? B şıkkı 3 bölü 8 olabilir. 16. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen modellemelerden hangisi 3 bölü 4 ile denktir? Burada kolaydan başlıyorum. 2 parçadan bir tanesi boyamış. 1 bölü 2, 3 bölü 4'e denktir. Burada 4 parçaya bölmüş ama buradan ikisini boyadığı için 4'te 2, 4'te 3'e denktir. Sonra şuraya bakalım. Toplam 8 tane var. 8 taneden 3'ünü boyamış. 3 bölü 8, 3 bölü 4'e denktir. O zaman burası denk çıkmalı. Ama yine de biz bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kısım boyalı. Toplam 8 kısım var. Sadeleştiriyorum. 2 ile sadeleştirsem 6 bölü 2'den 3, 8 bölü 2'den 4. 3 bölü 4 geldi. Denk midir? Denktir. O zaman doğru cevap D şıkkı olacak. 17. sorumuza bakalım. 2 tam 6 bölü 18 kesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Yine burada en sade hal dediği için sadeleştirme yapacağım. 6 ile 18, ikisi de 6'ya bölünüyor. 1, 18 bölü 6, 3. Ne oldu? 2 tam 1 bölü 3 geldi. Burada D şıkkını bulabiliyoruz. Evet, böylelikle konu tarama testimizin sonuna geliyoruz. Derslerimizden düzenli olarak haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sosyal medyada paylaştığımız farklı içerikleri kaçırmamak için de açıklama kısmında yer alan Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşça kalın, mutlu kalın.